Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Yugoslavya Krallığı serimizin 5. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümle beraber Sovyetler Birliği'ni de mağlup ederek pek çok toprağı elimize geçirmeyi başardık. Özellikle Almanya bu savaştan gerçekten bayağı bir yararlı çıktı abi. Şöyle baksanıza, neredeyse adamlar Moskova önlerine kadar geldiler. Hatta neredeyse değil, basbaya Moskova önlerine kadar geldiler ve bir savaş daha ilan edilirse eğer Sovyet'e karşı büyük bir ihtimalle artık Moskova'yı da düşürecekler abi. Yani Moskova'da artık düştükten sonra zaten Sovyet'in esamesi okunmaz yani. Şu anda da okunmuyor zaten. 100 binlik bir ekonomileri kalmış adamların. Artık güçsüz bir devletler. Ama Moskova'da düştükten sonra zaten artık Sovyetler Birliği büyük bir ihtimalle tamamen ilhak edilir. Herhangi bir toprağı kalmaz ve tarihin tozlu sayfalarına karışır. Yani Almanya açısından durum güzel. Fakat bizim açımızdan topraklarımız çok bölünmüş bir durumda. Ve bu bölümdeki hedeflerimiz bu toprakları birleştirmek olacak dostlar. Şu Akdeniz var ya abi. Akdeniz'in kuzeyindeki tüm topraklar, şu bölge yani, Yugoslavya Krallığı tarafından kontrol edilecek. Peki bu nasıl olacak abi? Burada Aksis'e dahil olan İtalya devleti var. Bunu şöyle yapacağız. Şimdi Aksis'e baktığımızda Almanya'nın 580 binlik bir ekonomisi var. Güçlü bir devlet, dünyanın birincisi. Bizim 411 binlik bir ekonomimiz var. Güçlü bir devletiz, dünyanın ikincisiyiz. Ama İtalya'nın sadece 200 binlik bir ekonomisi var abi. Yani İtalya Aksis'e girebilecek kabiliyette bir ülke değil ki bence. Yani İtalya olmamalı abi bu müttefiklikte, bu ittifakta. Dolayısıyla biz İtalya'ya karşı savaş ilan edeceğiz abi. Ha, bu savaş eğer diğerleri de gelirse, Japonya ve Almanya, çok iyi olur. Ama eğer Japonya ve Almanya bu savaşa İtalya saflarında katılırsa işte o zaman harbiden sıkıntı. Seriyi direkt bitiririz abi. Ama ben bizim tarafımızda katılacaklarını düşünüyorum. Çünkü benim sekmemde görünüyorlar. Yani umarım benim tarafımda katılırlar abi. Bakacağız. Eğer bir sorun olursa, yani çünkü bilmiyorum hani bizim tarafımızda mı katılıyorlar yoksa karşı tarafta mı, bilmediğim için oyunu kaydedeceğim. Eğer karşı tarafta katılırlarsa kaydettiğimiz yerden başlarız abi. Yani bir tur önceden başlarız. Çünkü bilmiyorum. Bu hani bug kullanmak değil. Bilmediğim bir şey bu abi benim. Daha önce denedim mi hatırlamıyorum. Denemiş olabilirim. Ama aklımda değil yani kimin tarafında savaşa katıldıkları. Bu oyunun bu yönünü bilmediğimiz için de yani kayıt alıp geri dönmemizde bence bir sorun yok abi. Şimdi 12 binlik bir ordumuz var bizim ve Türkiye ekonomisi şu anda 11 binlik bir ekonomi. Bu elimizdeki orduyla Türkiye'yi o ekonomi şartlarında, Türkiye'deki ekonomi şartlarında rahat şekilde alabilmemiz gerekiyor. Umarım düşündüğüm gibi olur. Bakacağız. Ben bu arada videoya geçmeden önce bayağı bir isyan bastırdım. Asimilasyon işlemlerini başlattım ki videoda çok sıkıcı kısımları yapmayalım abi. Video dışında bunları halletmiş olalım. Şimdi yatırım açısından, ekonomi açısından iyiyiz zaten. Biraz mallara para verelim ki istihdam bir nüfuslarımız artsın abi. Türkiye'ye savaşımı ilan ediyorum ve giriyorum o halde. Şöyle bakalım, şu anda başkentlerini Tokat'a taşımışlar. Tokat'ta başkentleri. Orayı da hızlı bir şekilde düşürelim. Herhangi bir güçleri kalmasın abi. Evet, çok iyi. Girelim şuradan Tokat'a. Buradan da Trabzon'a girelim. Zaten fazla da bir şey kalmadı abi artık. Sadece Güneydoğu Anadolu toprakları kaldı. Çok güzel. Şimdi sen buradan ilerle kardeşim. Ya da buraya doğru ilerle. Sen aynen buraya doğru ilerle. Sen şuraya gel. Sen direkt şuraya git. Ya da buraya, yok. Bir dakika. Tamam, buraya git abi. Sen de direkt şuradan, aynen bu bölgeden git. Tamam. Bence oldu gibi. Değil mi? Şuraya da birazcık ordu yollayalım yine, ne olur. Oo, orada kaybettik. Toprak kaybettik. Harika. Türkiye'ye bak sen, hala savunabiliyor yani. O elindeki güçsüz durumla bile hala toprak savunabiliyor. Bak yine alamadık orayı. Bak sen Türkiye'ye ya. Hala direnebiliyorlar abi. Şaşırdım cidden. Şaşırdım. Evet, ama onların da tabii direnci bir yere kadar. Bu kimin toprağı bu arada? İtalya'nın toprağı. Tamam, dur onların toprağından çekelim ordumuzu. Evet dostlar, Türkiye Savaşı'nda böylece sonuna gelmiş olduk. Türkiye'nin de yine bütün topraklarını elimize geçirdik. Ekonomimiz de 420 bine çıktı. Ya ekonomi için aslında bu savaşı yapmadım ben. Yani Türkiye'nin oradan çıkması gerekiyordu. Bakın buradaki bütün bölgelerde Aksis ittifakının hakimiyeti var. Ama Türkiye o bizim Aksis devletleriyle aramızdaki sınırı bozan bir ülkeydi. Bu açıdan önemliydi Türkiye'yi fethetmek ve fethettik. Şimdi hemen ordularımız başkent Belgrad'a dönsün, dinlensinler. Biz de o sırada asimilasyon işlemlerini tamamlayalım abi. Zaten tamamlanacak çok da fazla bir asimilasyon işlemi yok gibi görünüyor. Evet, güzel. Tamamını başlattık. Şimdi bir yandan da tabii mallara para veriyoruz. Yani biraz belki istihdamlebilir nüfusa etki eder diye veriyorum. Öyle bir ümidim var. Ama sanmıyorum öyle büyük bir etki edeceğini de, gördüğünüz üzere yine maalesef öyle çok hızlı artmıyor. Tabii bu moddan kaynaklı. Söyledik abi serinin başından beri birkaç kez. Evet, güzel. Ya Almanya harbiden çok yani heybetli duruyor, şuna bak, bu nasıl bir duruş ya. Şimdi abi şu Akdeniz'in kuzeyini kontrol etme olayı nasıl olacak demiştik. İtalya'yı alacağız demiştik. Karşımıza alacağız İtalya'yı, savaşacağız ve yeneceğiz.
Ayrıca bir de Witcher Fransa'sını elimize geçireceğiz. Witcher Fransa'sı da maalesef bizim tarafımızdan fethedilecek abi. Yapacak bir şey yok. Uzun zamandır oralarda yaşıyorlar ama artık onların da buralardan gitme zamanı geldi. Yani bizim şimdi birazcık aslında hızlı hareket etmemiz lazım. Hatta hemen bence hareket edelim ki Witcher Fransa'sını bizden başka bir ülke eline geçirmesin abi. Şu anda kimsenin vasalı da değiller zaten. Herhangi bir müttefikleri falan da yok. Yani dalabiliriz. Sadece Almanlarla ilişkileri iyi ama... İlişkilerin iyi olması bir şeyi değiştirmiyor. Adamlar benim müttefiğim abi. Yani Almanlar Witcher Fransa'sı için beni karşısına almaz herhalde, öyle değil mi? Savaşımı ilan ediyorum. İlerliyoruz abi. Şimdi bunların başkenti Beziers. Oraya girdiğimizde bir sorun kalmayacak büyük bir ihtimalle. Çıkarma atıyorlar bu arada. İlginç. Çıkarma da atabiliyorlarmış abi. Bu kadar teknolojileri varmış. Güzel. Bu arada yıl kaç oldu? Yılda artık 1951 olmuş abi. Neredeyse Soğuk Savaş yıllarına girdik. Bayağı bir ilerleyiş oldu yani harbiden. Evet. Uzun zaman oldu. Kaçıncı turmuş bu? 1441. tur. Evet. Yani 5 bölüm için bence uzun bir ilerleyiş olmuş. Evet, güzel. Witcher Fransız tamamen halledildi. Böylece Almanya'nın Witcher'ı ele geçirme gibi bir planı varsa o planı şu anda tamamen ortadan kaldırmış olduk abi. Şimdi hemen orduları birleştir. İtalya'yı her iki yandan birden sardık abi artık ve artık tek yapmamız gereken kendilerine savaş ilan etmek, topraklarını elimize geçirmek. Hemen mallara verdiğimiz parayı kısalım, bu kadarı yeterli. Teknoloji puanlarını verelim, yine ordu bakımına vereceğim çünkü birazdan bol bol ordu basım işlemi gerçekleştireceğiz. Nazi Almanya'sı beni Britanya Yunanistan'ına karşı savaşa davet ediyor. Formalite olarak geliyorum ama büyük bir ihtimalle öyle çok büyük bir etkim olmayacak benim bu savaşa. Ayrıca Birleşik Krallığa karşı da beni savaşa davet ediyor. Bak, o savaşa işte birazcık etkim olabilir abi. Eğer katılırsam o savaşa biraz etkim olabilir. Evet, hatta katılalım. Aynen, zaten biz Yugoslavya Krallığı olarak Afrika'daki sömürgelerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Eğer bu savaşa katılırsak Birleşik Krallık'tan burada pek çok sömürge toprağını elimize geçirebiliriz abi. O halde katılalım bu savaşa, tamam. Elimizde para da var hazır, gelir de var, her şey çok iyiyken bu savaşa katılmak daha mantıklı olacaktı zaten ve öyle de olacak abi. Hemen ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Güzel. Bu arada şu an yine sabah kalktım, videoyu çekiyorum, o yüzden birazcık... Ses acayip geliyor olabilir abi. Onun için de kusura bakmayın. Abi bu arada var ya, Birleşik Krallığın buralarda hiç ordusu yoktur. Harbiden diyorum, hiç ordusu olduğunu düşünmüyorum ben buralarda Birleşik Krallığın. Bir tur daha ordu basalım, direkt saldırıya geçeceğiz zaten. Yani burası çünkü unutulmuş gibi görünüyor. Şuraya baksanıza abi ya. Yani Birleşik Krallık ekonomisi zaten 84 bin. Adam zaten kendi Britanya adası topraklarını zor kurtaracakken, zor koruyacakken. Bu kimin toprağı? Oğlum ben katıldım o savaşa. Lan ne ara barıştınız? Beni savaşa çağırıp niye barıştınız oğlum? Değişik herifler ya. Neyse, tamam, bekleyelim o zaman. Ateşkesleri bitsin. Bu sefer ben davet edeceğim. Şibe'yi sanmaya karşı da savaşa çağırmana gerek yok ya. Ne bileyim yani. Acayip geliyor bana. Şibe'yi sanmayı göremiyoruz bir haritada. Yani hiç ruhumuz bile duymadan gidip kendin de alabilirdin ya Şibe'yi sanmayı. Bizi çağırmana gerçekten gerek yoktu abicim. Neyse, tamam. Katıldık yine de yani formalite icabı olarak, hani üzülmesinler diye yani, yanlış anlamayın, yoksa katılmam yani ben böyle gereksiz savaşlar. Benim gereksiz savaş yorgunluğumu arttıran şeyler bunlar. Bakın, savaş yorgunluğum %69 abi benim. Yani biz savaş yorgunluğum bu kadar yüksekken bir de bunlarla uğraşıyoruz, hani saçma oluyor, sıkıntı oluyor bizim için. Anlatabildim mi? Mallara yine biraz para verelim ya da mallardan önce teknolojiye biraz verelim. Teknoloji olarak dünyada yine ne durumdayız bir kontrol edelim abi. Evet, halen birinciyiz, hala başa çekiyoruz ama biraz daha bize teknoloji puanı lazım. Çünkü gelen teknoloji puanlarını ordu bakımına vereceğim. Bu saatten sonra ordu bakımı bizim için önemli çünkü bol bol savaş yapacağımız bir periyoda giriyoruz şu anda. O sebeple teknoloji yatırımları da bizim için büyük önem arz ediyor ordu bakımına teknoloji puanı vermek adına. Evet, güzel. 6 adet gelmiş, 20'ye tamamladık abi. Güzel oldu, iyi oldu. Gelirimizi çok arttıran bir şey değil bu ama... ileride çok yüksek sayıda ordu basım işlemleri gerçekleştirdiğimizde gelirimize ne kadar etki edeceğini sizler de göreceksiniz. Ateşkesiniz herhalde bitmiştir. Aynen öyle. Savaşımı ilan ediyorum. Sizi de çağırıyorum. Britanya insanı falan filan, onlar da artık gelir mi bilmiyorum da benim için çok önemli değil. Sınırım olan devletler değil onlar. Savaşımı ilan ediyorum. Hatta bu savaşla beraber Malta'yı da alırız. Malta ekonomisi ne kadar? 631. Ben daha fazladır diye düşündüm ama değilmiş. Evet, bütün devletleri de çağırdım bu savaşa. Umarım başarılı oluruz bu savaşta da, bakalım. İlerlemeye başlayalım abi, seri bir şekilde. Eğer Nazi Almanya'sı ya da İtalyanlar açık falan verirse onların açıklarını da kapatırız. Dert değil. Harbiden dert değil. Çünkü Afrika'da cidden bir Birleşik Krallık gücü olduğunu tekrar söylüyorum, zannetmiyorum abi. İyi ilerlerse gel bir sorun çekmeden buraların tamamını rahat şekilde elimize alırız gibi görünüyor. Evet, güzel. Evet, hepsi de savaşa girdi abi. Britanya insana bağlı olan devletlerin tamamı şu anda savaşa girdi. Sorun değil, hepsini tek başımıza bile yeneriz. Cidden hepsini tek başımıza bile yeneriz. Çünkü adamların lordu yani bayağı
Hani en güçlüler Birleşik Krallığın sadece şu an 83 binlik bir ekonomisi var. Britanya insanının ne kadarlık bir ekonomisi var? 67 bin. Yani bunlar gerçekten düşük sayılar bize göre. Biz bunları çok rahat şekilde yeneriz abi o sebeple. Bize karşı ordu getirecek ekonomiye sahip değiller. Adamlar ellerinde ordu tutacak bir ekonomiye sahip değiller. Bu adamlar denizde ordu çıkarsalar çıkarma getirmek için ekonomileri ölür abi. Basbayağı ölür yani. Evet, Hollanda Doğu Hint Adaları da bunlarlaymış. Sadece o biraz sıkıntı. İyi bir ekonomileri var. 110 bin. İyi dediğim de 110 bin yani ama olsun, gene de var abi işte ise bir şeyler. Şimdi biz gidelim. O kaybettiğimiz toprağı bir geri alalım 9500'lük orduyla. Afrika'da da ilerleyişlerimizi sürdürelim. Daha sonra Afrika bittikten sonra belki bir Hindistan çıkarması da olabilir. Yani düşünüyorum. Belki olabilir abi. Güzel. Güzel Hindistan'dan da kendimize toprak edinmek. Yine bu savaştaki amaçlarımızdan bir tanesi olabilir. Yani şu anda birinci planımda mı? Değil abi ama eğer olursa olur. Yani neden olmasın. Evet, güzel. Devam edelim. Tahmin etmiştim abi. Aynen dediğim gibi oldu. Bu bölgede hiçbir Birleşik Krallık ordusuyla neredeyse şu ana kadar karşılaşmadık. Öyle de ilerleyecek gibi görünüyor. Güzel. Afrika için bu kadar ordu basmamıza bile gerek yokmuş aslında bakarsanız. Evet abi, çok iyi. Şuralara da girelim. Çok güzel. Çok güzel, evet. Bu taraf bitti. Şimdi şurada hala Birleşik Krallık toprakları var. Ya adamların çok fazla yerde toprağı var abi. Çok fazla yerde toprağı var. Yani oo, çıkarma yedik. Dur, orayı bir kapatalım hemen. Hemen kapat abi, hemen. Çok seri bir şekilde kapatmamız lazım. Heh, güzel, tamam. İyi kapattık abi. Şimdi dalın bitirin orayı. Evet, çok güzel. Şimdi bir ordu daha çıkaracağız. O orduyu da şuraya çıkaracağız. Buradaki adalarda da hakimiyet kuralım abi. Şurada da yine topraklar var. Maldivler'di galiba burası. Orayı da alalım. Evet, çok güzel. Bu kimin toprağı? Japonya'nın. Tamam, o kalsın Japonya'da. Hindistan'ı zaten bizimkiler hallediyor. Bizim çok fazla el atmamıza gerek yok gibi görünüyor. Onun haricinde bakıyorum, dünyada almamız gereken bir bölge var mı? Yani şurayı alabiliriz aslında. Çünkü artık bizim Afrika'ya da birazcık el atmamız lazım abi. Pardon, Amerika'ya. Yani artık biraz el atmamız gerekiyor bence kesinlikle. O gönderdiğimiz 9400'lük ordu ne oldu abi? Öldü mü yine giderken, şehit mi oldu? Oo, 8000'i şehit olmuş abi, evet. Neyse, o toprağı almamız güzel oldu tekrar. Saldırsınlar abi, artık alabileceklerini sanmıyorum. Güzel, o bölgeyi de elimize geçirdik. Şimdi bizde ne kadarlık bir ordu var? Çok fazla bir ordu da kalmamış açıkçası. Tamam, ben artık buradan sonra bekleyeceğim ya. Siz Hindistan'ı da bitirin. Barış antlaşmasında imzalar, bitiririz bu savaşı. Ben alacağımı aldım açıkçası. Hindistan'ı da bitirin. Britanya Hindistan'ını. Abi kaç tane devletsiniz? Biraz daha seri bitirin hadi. Heh, güzel, şöyle ya, bastırın biraz, aynen. Saldırın kardeşim, alamazsınız orayı. Boşuna saldırmayın hatta. Boşuna saldırmayın yani. Gereksiz, lüzumsuz lüzumsuz saldırılar bunlar. Evet, Britanya Hindistan'ı da bitti sanırım. Şurada bir tane yine toprakları var galiba. Burada da var. Tamam, orada, oralara da biz çıkarma atalım. Bir iyiliğimiz dokunsun Britanya Hindistan'ın karşısında. Güzel. Yine saldırıyorlar abi o bölgeye ama yine alamayacaklar. Hatta ben oraya bir kale inşa edeyim. Kayıplarını maksimuma çıkaralım onların. İnşa edemedim abi galiba. Dur bakayım. Evet, inşa edememişim harbiden de. Tamam, İnşa edelim şimdi. Aynen, güzel. İnşa edilmeye başlandı. Tamam, ikinci seviyede yapalım. Evet, güzel. Şimdi Hindistan tamamen bitti mi abi? Bu arada enflasyon var. Mallara yine para verelim. Tamamen bitti mi şu anda Britanya Hindistan'ı? Bir bakayım. %48'leri bitmiş. Oha, daha hiçbir şey bitmemiş lan. Yo, pardon. Tamam. Bütün eyaletlerini kaybetmiş. Bu savaşın %48'ini oluşturuyor. Tamam, şimdi anladım abi. Bütün eyaletlerini kaybetmişler şu anda. Kanada'nın 3 eyaleti kalmış. Birleşik Krallık'ın hala 67 tane eyaleti var. Bir de Hollanda Doğu Hint Adaları'nın çok toprağı var. Ya aslında Hollanda Doğu Hint Adaları'na biz karşı gelebiliriz ya. Oraları almak çok iyi olur oğlum zaten bizim için. Oralarda bir koloni kurmak müthiş olur bizim için. Yani evet, Birleşik Krallık topraklarını bizim Axis halletsin. Şu Hollanda Doğu Hint Adaları toprağını bana salın abi. Bu İberya'da zaten çok sağlam nüfus var ki burayı fethettiğimizden beri burayı kullanıyoruz abi biz basbayağı ve çok da işimize yarıyor. Hani en başta bir düşünmüştük, lan çok az ekonomi var burada. Aslında fethetsek mi etmesek mi, bizim için gerekli mi falan diye düşünmüştük. İyi ki de mantıklı düşünmüşüz ve almışız buraları. Yani şu nüfus hakikaten başka bir yerde yok. Yani özellikle bizim ülkemizde şu nüfus bulunmuyor abi. Hollanda Doğu Hint Adaları da zaten çok düşük ordularla saldırıyor. Bu arada bu müziği değiştirin. Telif olabilir bu müzikte. Çünkü bir kere The Gathering Storm versiyon 1'in, yani ilk versiyonun galiba trailer müziği olarak kullanmıştım ben bu müziği. Ve telif yemiştim yanlış hatırlamıyorsam. O sebeple o müziği bir değiştirelim abi. Şimdi bir de durup dururken sarı dolar yemek istedim. Hatta direkt kırmızı veriyor diye hatırlıyorum telifte. Evet, güzel. Bakalım, bir 45 bin ordu. Of. Harbiden Yugoslavya tarihinin gördüğü en büyük orduyu bastık abi şu anda. Pek çok bölgeden çıkarma atacağız. 10 bin ordu buradan çıkacak. Tamam mı? Bir 10 bin ordu direkt başkentlerine çıkacak. Aynen öyle. Bir 10 bin ordu şu uçtan çıkacak.
Aynen. Bir 10.000 ordu da buradan çıksın abi. Hatta 10.000 ordu buradan çıksın. Bir 5.000 ordu da buradan çıksın. Aynen. Ya da yok şuradan çıksın. En uçtan Singapur'dan. Aynen öyle. Bu çünkü buradan zaten Japonlar, Almanlar falan ilerliyorlar abi. Evet. Bizim ordular bir gelsin bakalım. Ama Japon senin çok karışmana gerek yoktu ya. Vallahi gerek yoktu kanka. Finlandiya'ya karşı İtalya beni savaşa davet ediyor. İyi hadi gelelim. Siz onu halledersiniz zaten büyük bir ihtimalle. Tamam geldim kardeşim geldim. Bizim ordularım ben hala gelmesini bekliyorum. Nerede kaldılar acaba? Bakalım abi nereden geliyorlar şu anda? Evet evet şuraya bak be. Şuraya bak be. Çok fena geliyorlar abi. Güzel gelin gelin. Bu ordu nereden geliyor lan? Sen nereden dolandın öyle? Evet abi ilk çıkarmamız başarılı oldu. Hemen devam da edelim. Çok güzel bunlar da başarılı oldu. Oo başkentlerinde 27 binlik bir orduları var. Bayağı yüksek bir sayı. Orayı almak o kadar kolay olmayacak gibi görünüyor. Evet evet evet. Bütün çıkarmalarımız başarılı oluyor abi harika. Bütün gücünü düşürüyoruz şu anda yani. Hollanda Doğu Hint adalarının. Devam. 2000 ordu buraya gelsin. 2000 ordu buraya gelsin. Ya da buraya 4000 ordu gelsin. Geri kalan ordular buraya gelsin. Aynen öyle. Buraya da yine çıkarmamız başarılı olmuş. 4650 ordu buraya. 4595 ordu da buraya. Güzel. Güzel. Bütün topraklardan iyi ilerleyişlerimizi sürdürüyoruz. Devam. Çok iyi. Evet şurada ufak bir sorun yaşadık. Orayı da hemen halledelim. Şuradaki 5000'lik ordunun da bir kısmı şuraya gelsin. Diğer kısmı da buraya yardıma gelsin. Siz de buradan ilerlemeye devam edin abi. Aynen. Geride ordu falan kalsın istemiyorum. Zaten büyük bir ihtimalle ileride zorluk çekeceğiz. Çünkü adamların başkentlerinde 27 bin kişilik orduyu sizler de gördünüz abi. Yani bu adamların hala elinde bulundurduğu, elinde tuttuğu bir güç var büyük bir ihtimalle. O sebeple bu işi şakaya almayalım. Bu savaşı şakaya almayalım. Ciddi oynayalım. Geride bir ordu falan bırakmayalım. Yenilme ihtimalimiz var çünkü. Öyle söyleyeyim. Güzel. Devam. O arkaya attıkları çıkarmayı da evet bertaraf etmeyi başardık. Çok iyi. Çok fazla bir yerleri de kalmadı açıkçası. Bitiriyoruz neredeyse. Siz, aslında siz Birleşik Krallık'la ilgilenseniz daha iyi olur. Yani ben oralarla şu anda ilgilenmiyorum çünkü. Ya Hollanda Doğu Hint adalarını falan bana bırakabilir. Aslında daha mantıksız benim yaptığım. Çünkü Japonlar buraya zaten yakınlar. Yani Japonlar burayı çok rahat alırlardı zaten ama. Ben yine de buraya bir el atmak istedim ki hani. Bizim de kendimize göre çıkarlarımız var. Deniz aşırı topraklarda şöyle sağlam koloniler kurmak istedim. Ve Hollanda Doğu Hint Adaları buna çok uygun. Çok da sağlam ekonomileri var. O sebeple Hollanda Doğu Hint Adaları'na ben gelmek istedim. Tabi burası bir pasta gibi. O yüzden bütün akbabalar şu anda bu bölgeye üşüşmüş durumda. Yani Nazi de burada. Japon da burada. Ben de buradayım. Hani bu pasta bir adam abi Hollanda Doğu Hint Adaları. Evet güzel. Devam. Toprakları da alalım. Eğer biz beklersek Almanlar gelip alacaklar çünkü. Tamam, son galiba toprak bu bölgede. Evet güzel. Şimdi abi bütün orduları toplayın. Toplayın hepsini şurada. Siz de toplanın. Aynen kardeşim. Başkente o büyük çıkarmayı atacağız abi şimdi. Başkente çok büyük bir çıkarma atacağız şimdi. Önce şuraları da bir halledelim. Buralarda da toprakları var adamların. Güzel. Güzel. Şuraya da bir çıkarma atalım. Buraya da bir çıkarma atalım. Oğlum çok acayip yerlerde toprakları var bu adamların. Tamam. Evet güzel. Bekle bekle. Buraya çıkarma atma dur. Hemen şuraya gelsen de. İsveç'e karşı da savaşa davet edildik. Kabul ettik abi yine. Tamam. Eyvallah dedik. Evet güzel. Bekle şimdi. Buraya gelme abicim. Sen buraya saldır. Sen de iki tarafa birden saldır. Evet çok iyi. Şurada birkaç tane toprakları kaldı sadece. Oraları da bitirdik. Güzel. Şimdi denize çıkın kardeşim hepiniz. Hepiniz bir denize çıkın şöyle. Neyse ki bütün toprakları liman inşa etmişler abi. Bu adamlar biraz daha iyi yönetmişler gibi görünüyor ülkeyi. Bu arada paramız bayağı bir eksiye düşmüş. Onu bir artık artıya çıkarmamız gerekiyor. Buradan da yine denize bir ordu çıkaralım. Sen denize çıkabiliyor musun? İyi sen de çıkabiliyorsun. Sen de çık o zaman. Güzel. Kaç bin ordumuz olacak şimdi abicim denizde bizim? Sen de çık. Güzel. Sen de şuraya doğru gel. Bekle lan bekle oraya gitme dur. Gelin hepiniz burada toplanın abicim. Hepiniz burada toplanın. Evet 21 bin. Oğlum 5 orduyla çıkarma atmaya çalıştı ama başarısız oldu. Evet 24 binlik bir orduyla çıkarmayı atacağız abi. Zaten adamların artık 52 binlik bir ekonomisi kaldı. Herhalde başkentlerinde artık o kadar ordu taşıyamıyorlardır. Bir bakalım ne kadar orduları var şu anda başkentlerinde. Bir gözlemci için ordu gönderelim. Evet abi. Evet hayırlı olsun. Hollanda Doğu Hint Adaları'nın savaşının daha yavaştan sonuna geliyoruz dostlar. Güzel bir savaş oldu ve kazanan taraf yine her zaman olduğu gibi Yugoslavya Krallığı oldu. Bizim için easy bir savaştı ya kolaydı. Sadece adamların toprak yapıları bizi birazcık rahatsız etti.
Yani çok acayip acayip yerlerde toprakları olduğu için birazcık zorlandık. Öyle bir durumda yaşamış olduk ama geri kalan topraklarını gerçekten sıkıntısız şekilde hallettik. Şimdi senin kaç tane toprağın kaldı? 9. Nerelerde var? Aa, Sri Lanka'da mı senin? Tamam, Sri Lanka'ya da çıkarız kardeşim, hiç sorun değil. Sri Lanka'ya da bir ordu yollayalım o zaman. Var mı buralarda bir ordu? Varmış, güzel. Sri Lanka'ya da çıkalım seri bir şekilde. Evet, güzel. Şuraya da biz bir çıkarma atalım. Evet abi, güzel, yine başarılı olduk ve güzel. Bu bölge sanırım bitti. Şimdi senin sadece Sri Lanka toprakların mı kaldı? Bir bakayım. Sri Lanka artık buralarda bir yerde daha bir toprakları daha var abi. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Bir bakalım. Ha bu. Oo, bir dakika, bunlar Hollanda Doğu Hint adaları mı? Yok, değil. Peki nerede abicim sizin toprak? Onu bir bulmamız lazım bizim. Kusura bakma ama bulmamız gerekiyor yani bizim o toprağı. Heh, şuradaymış abi. Tamam, gördüm. Hemen oraya da bir ordu yollayalım o zaman. Buradaki 5300'lük ordumu hemen o bölgeye doğru yolluyorum. Neresiydi abi? Neresiydi? Heh, şurası. Aynen. Aynen. Oraya da çıkarmamızı atalım. Güzel. Sri Lanka attığımız çıkarmalar da başarılı oldu. Saldırılarımıza devam edelim ve bitirelim Sri Lanka'yı. Evet, Sri Lanka'da tamam. Şimdi son toprakları sanırım, değil mi? Kalan toprak. Şuradaki toprak sanırım son toprakları artık. Evet, bir tane yelteri kaldı ve onu da aldık dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. An itibariyle bütün Hollanda Doğu Hint adaları topraklarını biz kontrol ediyoruz. Evet, güzel. İşte bunu bekliyordum ben de sizden. Bunlar da Britanya Adası'nın kontrolleri altına almışlar. Çok iyi bir haber gerçekten de. Güzel. Hadi ben de şuraya gideyim, çıkayım. Abicim, hep beraber bitiriyoruz İngilizleri. Bütün dünyada İngiliz hegemonyası altında yaşayan devletleri de bitiriyoruz bunun yanında. Harikayız ya, cidden alfa bir devletiz. Alfa bir topluluğuz yani, Axis olarak. Güzel. Yolda giderken bazı İngiliz ordularını da tabii içinden geçiyoruz. Adettendir. Evet, güzel, çıkarmamız da başarılı oldu. Buraları biz hallederiz kardeşim. Çok iyi. Şurada toprakları kaldı mı peki? Yok, oraları da Almanya halletmiş. Çok iyi. Şurada yine bazı belli başlı adaları var. Oraları da yine biz alalım. 3050 ordumuz var burada. Şimdi 1000 ordu buraya çıksın. Aynen. Bir 1000 ordu buraya çıksın. Güzel. Bir kalan ordu buraya çıksın. Oradan zaten diğer adaları da yönlendiririz onları. Güzel. Güzel. Şuraya da yönlendirelim hemen. Sen de şuraya gel. Bir dakika, niye gönderemedik onu? Evet, ha. Oldu abi, tamam. Evet, buraları da biz bitirdik. Güzel. Hala var mı buralarda toprakları? Var. Kaç tane toprakları kaldı? 19. Bakıyorum şöyle bir dünyaya. Buralarda da yine toprakları var. Oralara da bir çıkarma atalım biz en iyisi. Şöyle bir toplayalım bakalım şu orduları. Sen de gel kardeşim. Evet, güzel. 1707 kişilik orduyla o bölgelere de çıkarmamı atıyorum abi. Güzel. Evet, şurada da 2500'lük bir ekonomi var bu arada. İyi ekonomi. Tek bir topraktan yeterli bence. Gayet iyi yani. Tek bir toprakta 2500 ekonomi. Güzel. Şimdi bu ordu da hemen buraya gelsin. Evet, orayı da hallettik. Güzel. %97'lerini şu anda elimize geçirmişiz. Ne kadar toprakları kaldı? 17 tane toprakları kalmış. Bu bölgelerde de yine toprakları var. Tamam, hadi oraları da çıkalım bari. Ya %100 yapmaya çalışıyorum işte. Hani en iyi sayıda toprağı alabilmek için şu anda amacım savaş zaferi skorunu %100'e çıkarmak. Bunu yapmaya çalışıyorum. Videomuz da artık 25 dakikaya yaklaşmış. En iyisi bu savaşın geri kalanını bir dahaki bölümde tamamlayalım abi. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamını istiyorsanız videoya like atmanız yeterli. Ayrıca kanalıma değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.